Kasımpatı, hemen hemen her evi, bahçeyi ve balkonu süsleyen en nadide bitki türlerinden biri. Süs amaçlı, çok fazla kullanılan kasımpatı bitkisinin sayısız türü var. Krizantem olarak da bilinen kasımpatı, hassas bir çiçek çeşidi ve bolca suyu seviyor. Bu içeriğimizde, kasımpatı bitkisinin bakımıyla ilgili tüm püf noktalarına, bitkinin çeşitlerine, özelliklerine ve tarihine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz. Kasımpatı veya krizantem, papatyagiller familyasına bağlı bir cinstir. Yaklaşık 30 tür barındırır, Latince adı Chrysanthemum'dur. Asya ve Kuzeydoğu Avrupa'da doğal olarak yetişme imkanı bulur. Kasımpatı türleri otsudur ve yıllık bitkilerdendir. Yaklaşık yükseklikleri 50 ila 150 santimetre aralığındadır. Görünüm olarak çiçek başları büyüktür. Yabanileri beyaz, sarı veya pembe renklere sahiptir. Kasımpatı türleri bazı kelebek türlerinin larvaları tarafından yiyecek olarak tüketilir. Kasımpatı, evlerde, bahçelerde, balkonlarda en sık bakılan bitkiler arasında yer alır. Kasımpatı bitkisinin tarihi, M.Ö. 15. yüzyıllara dayanıyor. Bu yüzyıllarda, Çin'de krizantem, bir çiçekli bitki olarak ekiliyordu. Çiçek, buradan Japonya'ya, M.Ö. 8. yüzyıllarda geldi. İmparator, çiçeği resmi mührü olarak kabul etmişti. Japonya'da, çiçeğin kutlandığı ve Mutluluk Festivali olarak anılan bir festival bulunuyor. Kasımpatı, buradan batıya, 17. yüzyılda getirildi. Carolus Linnaeus tarafından adlandırıldı, isminin kökeni, altın ve çiçek kelimelerinden oluşuyor. Kökeni ise, Yunanca, kasımpatı çiçeği, nükleer tarım ve benzeri teknikler kullanılarak, genetik çeşitliliği en çok arttırılan tarım ürünleri arasında 3. sırada yer alıyor. İlk 2 sırada ise, pirinç ve arpa var. Yabani akrabalarına göre, modern anlamda üretilen kasımpatı çiçekleri, çok daha göz alıcı bir görünüme sahip. Birçok farklı form ve renge sahip olması yönüyle, kasımpatı dikkat çekiyor. Geleneksel sarı rengin yanı sıra, beyaz, mor ve kırmızı renkleri de bu bitkide görmek mümkün. Avrupa'daki bazı ülkelerde ve Japonya'da krizantemler ölümü sembolize etmekte ve bu nedenle sadece cenaze törenlerinde ve mezarlara koymak için kullanılıyor. ABD'de ise daha çok olumlu duyguları barındırıyor. Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek türleri arasında karanfil, gerbera ve gülden sonra 4. sırada kasımpatı geliyor. Hüznün temsilcisi olan kasımpatı hakkında birçok hikaye anlatıla gelmiş. O hikayelerden biri şu şekilde, gururlu bir aşk hikayesi. Zamanın birinde, Krisan isimli, fakir ama gururlu bir köylü genç varmış. Köyün ağasının, kızına tutulmuş bu talihsiz genç, gel zaman, git zaman, genç kızın dikkatini çekmeyi başarmış, hatta onu kendine aşık bile etmiş. Genç, kızı her gün bir bahane bulup, görmeye gitmiş. Kimi zaman camda, kimi zaman bahçede görmüş, ama hiçbir günü, onu görmeden geçirmemiş. Bu durumu, fark eden köyün ağası, çok sinirlenmiş. Ve kızı ile bu fakir delikanlının görüşmelerini, engellemiş. Krisan, ne yaparsa yapsın bir türlü eve yaklaşamıyor, sevdiği kızı göremiyormuş. Krisan'ın neden gelmediğini bilmeyen genç kız, hasretinden yataklara düşmüş. Genç kızın, bu durumuna dayanamayan dadısı, Krisan'ı bulup, olan biteni anlatmış. Onu eve sokamayacağını ama eğer isterse ona mesajlarını iletebileceğini söylemiş. Krisan da, hemen ormana gitmiş, gördüğü en güzel çiçeği, dalından koparmış, ucuna da bir not iliştirmiş, Krisan seni seviyor, ve sevgilisine, ölene dek her gün bu notla o çiçeği yollamış. İşte o çiçek, krizantemmiş, bir diğer hikaye de şu şekilde dile getiriliyor. Kıskanç bir çiçeğin hikayesi, ismi, Ante olan güzeller güzeli bir kız, bir kırda, genç ve çok yakışıklı bir delikanlı görmüş. Yakışıklı genç, Ante'den habersiz, önünde duran büyülü güzellikteki çiçeği, koklamış ve öpmüş. Ante, bu gence o kadar çok tutulmuş ki, hemen yanına gidip, tanışmak istemiş, fakat giderken, onu gözden kaybetmiş.
Kahrolarak, yakışıklı gencin dokunduğu çiçeğin yanına gitmiş ve tam da onun çiçeği öptüğü yere, dudaklarını dokundurmuş. Gencin, dudaklarının sıcaklığını hisseden Ante'nin, utançtan, yanakları kıpkırmızı olmuş, bu haliyle, daha da büyüleyici bir güzelliğe kavuşan Ante'yi, kıskanan Krizantem, dudaklarının değdiği yerden, Ante'nin tüm kanını çekmiş ve onu öldürmüş. Bir masum Buse uğruna, canından olan Ante'yi, bu Krizantem'in dibine gömmüşler. Zaman içerisinde, yaptığına çok pişman olan Krizantem, her bahar, bir sürü çiçek açıp, yapraklarını onun üzerine dökmüş. Kasımpatı, genellikle Haziran ayında çiçek açmaya başlar. Temmuz ve Ağustos aylarına kadar, çiçeklenmeye devam eder ve yaz boyunca, rengarenk çiçekleriyle, yaşam alanınızı süsler. Eylül ayından sonra, soğukların gelmesiyle birlikte, kasımpatı yavaş yavaş çiçeklerini döker. Ilıman iklimlerde ise, kasımpatının bir yıl içerisinde, pek çok kez çiçeklendiği görebilirsiniz. Özellikle Kasım ayında, kasımpatının çiçeklendiğini görmek, mümkün. Kasımpatı nasıl yetiştirilir? Çok soğuk ve çok sıcak iklimlerden ziyade, ılıman iklimlerin çiçeği olan kasımpatı, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetişebilir. Yetiştirilmesinde, dikkat edilmesi gerekenler şunlardır. Bakımı ve yetiştirmesi, bir saksı içinde büyüyebilmesi açısından, oldukça kolaydır. Her ay yetiştirilebildiğinden, dilediğiniz zaman toprağa ekebilirsiniz. Tohumları, kaliteli olanlardan almak önemlidir, 25 ila 30 cm çaplarında, derin bir saksıya, bitki toprağı dökülmeli, ardından tohumlar toprağa bırakılarak, üstleri gevşek bir şekilde, yeniden toprakla örtülüp, sprey şişeyle sulanmalıdır. Verdiğiniz can suyuyla, bir gecede, tohumlarınız çimlenmeye başlar. Saksının, yarı gölgede kalması önemlidir, filizlenme için, birkaç hafta zaman vermelisiniz. Kasımpatının evde bakımı, kasımpatı bitkisini evde bakarken şu detaylara özen göstermelisiniz. Doğrudan, güneş almayı sevmeyen kasımpatı bitkisinin saksısını yarı gölgeli bir yerde bırakmalısınız. Kuruyan yaprakları sık sık temizlemelisiniz, saksıyı sık sık sulamanız gerekir. Kasımpatı, sık aralıklarla, az miktarda sulanmayı sever, doğal gübrelerle bitkinizi destekleyebilirsiniz. Saksının, rüzgardan korunması önemlidir, uzun süredir, bakımını yapıyorsanız, Nisan-Mayıs ayları gibi, toprak değişimini yapabilirsiniz, çiçek büyüdükçe, küçük boy saksıdan, büyük boy saksılara, geçebilirsiniz.